Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talep eden İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal. Buyurun Sayın Tanal. Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Şile, Marmara ve Karadeniz'i buluşturan masmavi deniziyle, tertemiz kumsallarıyla, plajlarıyla, nehirleriyle, köyleriyle, şelaleleriyle, tarihi mekanıyla, yeşillikleriyle, doğal güzellikleriyle dünya harikası olan bir ilçemizdir aslında. Dünyada Ava gibi bir başka yer yok değerli arkadaşlar. İki nehirin arasında kurulan dünya harikası olan bir yer. Tüm Türkiye'yi Şile'ye bekliyoruz. Şile'nin sorunları başlarsak hemen başlıklar şeklinde söyleyeceğim. Kalan süre içerisinde de ayrıntılara gireceğim. Bir, şehir merkezinde otopark yok. İki, devlet hastanesi var, uzakta olduğu için vatandaş sağlığa erişim hakkı kalmıyor. Üç, ve sağlık hastanesinde uzman doktor yok. Dört, Ava'da saat 5'ten sonra millet aşıyı iğnesini yaptırabilmek için 30 kilometre o bozuk yollardan Şile'ye gitmesi gerekiyor. Ava kalabalık olan bir belde olduğu halde orada sağlık ocağı saat 5'te kapanıyor. Dört, değerli İYİ Parti temsilcisi arkadaşımız bahsetti. Orası sel bölgesi, devlet su işlerini acilen Göksu Nehri'nin temizlemesini, gereken işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Beş, Şile'de aynı zamanda Şile ile Ava arasındaki yol sorunu var. Altı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde burada 5230 Büyükşehir Yasası ile ilgili 5216 sayılı yasaya bir madde eklendi. Ne denildi? Büyükşehir belediyelerin bulunduğu yerlerde ilçe belediyesi eğer orayı kentsel şey anlamında yani bir düzenleme getirdik. Oranın biz yerleşik anlamda kırsal yerleşik alan haline getirirsek bazı mağduriyetlerini gidermiş oluruz. O kırsal yerleşik alanını AK Parti Şile Belediyesi yapmadığı için köylünün yaşadığı mağduriyetler nedir? Bir, fazla su parası ödüyor. İki, tarla parasını, emlak vergi parası ödüyor. Üç, inşaat harcını ödüyor. Orada 62 köyün 57 tane köyü, yani 62 mahallenin 57 tanesi köy statüsündedir arkadaşlar, köy statüsünde. Yazıktır, günahtır. Şile köylüsünü, Şireli'yi mağdur etmeyin. Mesele Şile merkezde turizm şeyin olması, tanıtım rehberlik bürosunun olması gerekirken her ilde belediyeler bunu yapıyor. Şile Belediyesi bunu yapmıyor. Şile'ye gelen vatandaşımız orayı tanımak isteyen, gezmek isteyen turistik tarihi yerlerini belediye rehber tahsis etmediği için şehri tanımadan geri gidiyor. Benim burada Şile Kaymakamlığına, İstanbul Valisi'ne Şile Belediyesi'ne bir dakika Sayın Başkan. Tamamlayalım Sayın. Teşekkür ederim. Buradan benim Şile Kaymakamına, Şile Belediye Başkanı, İstanbul Valisi'ne, Turizm Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na şu öneride bulunuyorum. Şile'yi ve Ava'yı turizm bölgesi ilan etmedikleri için Avalı ve Şileli kardeşlerim turizm teşviklerinden yararlanamadığı için mağdur. Yazılı soru önergesini verdik. Bakanlık diyor ki Şile'de kaç turistin gittiğini biz bilmiyoruz. Ne kadar konaklamanın olduğunu bilmiyoruz. Ya tabii ki bilmezsiniz. Niye? Çünkü devletin yönetmesini bilmiyorsunuz ki. Devleti yöneten bir zihniyet Şile'de ne kadar konaklama tesisin olduğunu, ne kadar turistin gittiğini bilmesi lazım. Şile beziyle meşhurdu. AK Parti Şile bezini bitirdi ya. Yazık, günah değil mi? Efendim, Şile'nin sorununu saymakla bitmez. Cumhuriyet